Merhabalar, ben geldim. Sizlerle takma kirpik denemeye geldim. Mıknatıslı kirpiklerimi deneyeceğiz. Daha önce kozmetik alışverişimde atmıştım. Şu an parlıyor, kaymış hatta şuradaki mıknatısı. Mıknatıslı kirpiği uzun süredir denemek istiyordum. Bir türlü vakit bulamamıştım. Bugün böyle okuldan da geldim. Kendimi direkt aynanın karşısına fırlattım. Dedim ki şu mıknatıslı kirpiği izleyen tatlış kızlarımız için deneyelim artık. Bu arada bende ipek kirpik vardı, artık döküldü, çok az kaldı hatta. Şöyle yukarıya doğru bakayım, gözüküyorum bilmiyorum. Çok az kaldı. Artık yenisini taktıracağım ama onun öncesinde şu mıknatıslı, meşhur mıknatıslı kirpi deneyim. Ya bu arada açılımını göstermedim Allah'ım. Şöyle kapağını açtım, şöyle bir şey çıktı içinden. Ya gözükmüyor, şöyle daha iyi gözüküyor. Şunlar mıknatısı. Şurada bir tane daha var. Birini üste getireceğim, birini alta getireceğim ve takmayı deneyeceğim. Ben Bursa'da Boyacıoğlu Kozmetik'ten aldım dedim. Ve 8 liraya aldım. Gerçekten denemek için aldım. Bunu kullanmak için almadım. Şöyle üst üste getirdiğimde yapışıyor mu? Sanırım ters koydum. Az önce yapışmadı ama böyle yapıştı. Şimdi şunu üste koyacağım, şunu alta koyacağım. Becerebilecek miyim bilmiyorum. Aslında bir cımbızdan yardım almalı mıydım? Neyse, şöyle bir deneyeyim bakalım. Oo, direkt tuttu gerçekten. Ama kirpiğimin yarısından tuttu. Yani karşıdan evet güzel bir görüntü var. Yani içinde de daha iki tane daha var. Ama bu anca bir kötü tamamlar ya. Yani yaparsak. Bir de şöyle bir boşluk var. Takamadım. Bir dakika, bir daha deneyeceğim. Şöyle biraz daha ortadan mı takmalıyım acaba? Kendi kirpiklerimi de yolmasam var. Ay, gözümü çıkarttı. Bu daha dipten mi oldu? Evet, bunu becerdim. Kesinlikle bunu becerdim, oldu bu. Ama uçları kalkıyor, uçlarını şöyle kıvırsam elimle acaba ne çıkacak ortaya? Peki, makyajla belki tamamlanabilir. Ama gerçekten gözü hemen değiştirdi, fark ettiniz mi? Ya çok da yorgunum, çok yorgun gözüküyorum yalnız kendimi görünce. Yırttım, kırdım, bir şey yaptım galiba ben bunu. Ya bunu ancak iki kat kullanırsak olur. Ama bir şey söyleyeyim mi? Mıknatısı hiç dayanıklı değil. Tabii ki bir ipek kirpik gibi değil yani. Ama kullanılabilir ya. Yani ben bu kadar da performans beklemiyordum. Eliniz alışırsa çok daha güzel takarsınız. Mıknatıslı kirpiği çok güzel düşünmüşler fikir olarak. Yalnız bu mıknatısı daha ufak şekilde birkaç yerine dağıtmaları gerekiyordu diye düşünüyorum. Yani şuraya bir ufak, ortaya bir ufak, şuraya bir ufak parça ki tam ovallik sağlanıp tutulabilsin. Ya da atıyorum kirpikleri biraz daha eğimli kalınlı yapmalılar. Şurada bir kalkıklık var. Çok garip. Bilmiyorum ya. Yani olmadı. Kesinlikle ipek kirpiğin yerini tutmayacak. Orası belli. Ama yine de denemek istiyorum sizler için. 3 kirpik arka arkaya tuttu. Ya zaten bir tanesinin mıknatısı çok kötü çıktı. O yüzden diğer gözümde deneyemiyorum. Ayrıca bu gözümde daha fazla kirpik var. İpek kirpik kalmış. Şu gözüme bir daha mı denesem?
yaptırıyor. Böyle tutturmak gerek. Bir de çok sağlam da değil yani mıknatıs. Allah korusun, böyle özel günlerde falan kullanmaya kalkacaksınız. Pıt diye düşüverecek o esnada masaya. Kötü yani. Büyük talih. Bu sefer alttan takıp üsttekiyle bir... Ben bu işi beceremedim şu an. Olmamış. Yapamadık. Bir daha bir tutturayım da doğru şey mi yapıyorum ona? Anladım. Şöyle olması lazım. Tamam. O zaman üste koyuyoruz. Baş. Sonra da şuradan alttan. Yani iyi güzel anladım da şuraları kıvır. Yok, çok güzel oluyor ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bundan birkaç tane alınırsa bu gayet güzel ya. Şu an... Yani kolay tutturuluyor. O çok güzel. Anında tutuyor. Ve gerçekten bakışı değiştiriyor. Şöyle durayım. Bence denenebilir. Yani şöyle durduğumda da farkı göreceksiniz. Alınabilir. Yani benimkinin mıknatısı hemen çıktı. Mıknatısları çok kalitesizmiş. Ama kaliteli bir şey alınırsa yapılır. Yani bu iş yapılır. Peki, bir devam. Ya bu arada tekrar bakıyorum. Yani şuraya bir tane takarsanız oluyor. Arkadaşlar, almak isteyenler alabilir bence. Bilmiyorum, şu an gözümde de taşıyorum. Hiçbir ağırlık yapmıyor. Mıknatıslı kirpiği ben şu an tavsiye ediyorum. Normalde etmeyecektim. İpek kirpiğe devam dedim ama... Yok ya, çok makul de gözüküyor. Ben tavsiye ediyorum. Biraz el becerisi olan, bunu takmayı becerebilecek olan kişi bu işin üstesinden gelebilir. Şu an yüzümde hiç makyaj yok. Yani kirpiğimde rimel falan da yok. Yani şöyle şunda yok, şunda var. İki üstelik ben bir tane taktım yani. Evet, şurada bir kalkıklık var ama... Şunun yanına bir tane daha gelirse eğer, şuraya, o diye düşünüyorum. Yani sadece ortası tutuyor, o yüzden kalkık. Ama şöyle genel anlamda baktığınızda yüzünüzü derleyip toplayacak. Ben tavsiye ediyorum. Son kararım, ediyorum. Merak edip kullanmak isteyenler alabilir ama bence çok büyük paralar vermeyin. Yani... Çok aşırı büyük beklentilerle, şimdi yanlış da tavsiye vermiş olmak istemem, büyük beklentilerle gitmeyin. Ama alabilirsiniz. Gerçekten ciddi bir fark var çünkü. Yani ki üstelik ben çok aşırı bir beklentiyle almadım dediğim gibi. Ama günlük hayatınızda kendinizi iyi hissetmeniz için kullanabilirsiniz. Çok özel günlerinizi de kullanmayın ama tavsiyem. Ve ben geldim, merhabalar. Bugün sizlerle iletişim üzerine konuşacağız. Yaşamak, dışarıda yağmur yağarken buğulu camlara güneş çizebilmektir. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.